Evet arkadaşlar, herkese Son Sosyal Bükücü kanalından selamlar, saygılar sunuyorum. Peki, doğal afetler ikinci bölümümüz. Biz depremlerden bahsettik ve doğal afetlerin çok önemli bir konu olduğunu, son sınavlarda ÖSYM'in bu sene 2020 senesinde bu sınavlarda doğal afetlerden sorduğunu ve 2020 senesinde bol bol ne yazık ki doğal afet yaşadığımız için önemli bir konu olduğunu sakın unutmayın ve konuyu ona göre dinleyip evde tekrar edin hayat üzerinde. Peki nereden başlayalım? Ülkemizde en çok afetlerin başında gelen heyelandan başlayalım. Genelde istatistikler en çok hangi afetin olduğunu söylüyor? Heyelanın daha çok olduğunu söylüyor. Hani depremlerin, her bir depremin büyük deprem olması lazım ki belki istatistiğe girsin ama şu an istatistiklerde heyelanın en çok görülen afetlerden birisi olduğunu bilin. Peki heyelan nedir arkadaşlar? Heyelan da nedir, nedenler? 1. Heyelan olması için eğimin fazla olması lazım. Yağışın fazla olması lazım. Toprağın, kirli toprak ve tabakaların uzanışı da nedir? Heyelan için önemli nedenlerdir. Ben bu nedenleri söylerken yağışın ve eğimin fazla olmasını, bakın bu nedenleri söylerken aklınıza Karadeniz bölgesi hemen geldi mi arkadaşlar? Ülkemizde o zaman heyelanın en çok olduğu yerin Karadeniz bölgesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Peki heyelan sonucunda neler oluyor? Can ve mal kaybını zaten ne yazık ki yaşıyoruz. Bu sene yine heyelanda, Rize'de, değil mi, Trabzon gibi yerlerde zaten yine heyelanlar yaşandı ne yazık ki. Peki heyelan deyince arkadaşlar, bakın heyelanın sonuçları deyince can ve mal kaybı dışında heyelan set gölleri ortaya çıkıyor. Kim bunlar, hatırlayalım. Mesela Erzurum'un kuzeyinde Tortum Gölü var. Trabzon'da Sera ve Uzungöl. Yine buradan devam edersek Tokat'ta Zinav, Amasya'da Borabay, Bolu'da Abant ve Yedigöller. Bakın bunlar heyelan set göllerimizde ne sonucunda oluşmuş, hatırlamış olalım diye sadece söyledim. Heyelan set gölleri heyelan sonucunda ortaya çıktı. Tekrarlıyorum: Tortum, Sera, Abant, Yedigöller, Borabay ve Zinav gölleri nedir? Heyelan set gölüdür diyoruz. Peki heyelan önlemek için neler yapmamız gibi bir soru gelirse öncelikle şunu bilelim. Heyelanda bitki örtüsü nedir? Etkili bir unsur mudur? Eğer olsaydı en çok orman nerede? Karadeniz bölgesinde. Peki burada bizim orman yapmamız, bitki örtüsü yapmamız bir etkili olacak mı? Tabii ki olmayacak. Heyelanda arkadaşlar öyle bir toprak kayması yaşanıyor ki buralarda biz o ağaçların tutmadığını, eğer görüntüler varsa göreceksiniz arkadaşlar. Peki heyelanı önlemek için ne yapalım? Mesela drenaj kanalları, yani o fazla suları boşaltmak, tabakalarda fazla suyun birikmesini engellemek lazım. Tekrar söylüyorum. Drenaj kanalları açarak tabakalarda fazla suyun birikmesi engellenmelidir. Başka, istinat duvarları yapılmalıdır. Bakın heyelanı önlemek için arkadaşlar, önlemek için ne yapıyormuşuz? 1. İstinat duvarı yapmak. Yani koruma duvarları yapmak arkadaşlar. Yani bu niye yapıyoruz? O yamacın dengesini sağlamak için yapıyoruz. Peki başka ne yapacaktık? Drenaj kanalları açacaktık değil mi arkadaşlar? Drenaj kanalı niye açıyoruz? O tabakalarda fazla suyun birikmesini engellemek için bunu yapıyoruz. Başka ne yapmalıyız? Heyelan bölgesinde yerleşim yeri kurulmamalıdır. Ama ne yazık ki kuruluyor arkadaşlar. Bakın ne yazık ki buna çok dikkat edilmiyor. Yerleşim yeri normalde kurulmamalıdır. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Beşeri yapılar nereden uzak olmalı? Heyelan bölgesinden uzak olmalı. Peki heyelanda yine deprem etkili olur mu sizce bir nedende? Çünkü depremler ne yapar? Yamacın dengesini bozan bir unsurdur.
O yüzden depremden Heyelan etkileyebilir mi? Etkileyebilir ki çok şükür ki Doğu Karadeniz çok büyük bir deprem bölgesi değil ki zaten deprem alanı değil. Hani Allah korusun bir de orada deprem olsa sık sık orada Heyelan'ı görebilirsiniz. Peki Heyelan demek ki ülkemizde bölge bazında en çok neredeymiş? Karadeniz bölgesinde. Şunu da söyleyelim. Heyelan'ın en çok ilkbahar zamanında olduğunu. Neden? Kar erime zamanı olduğu için en çok ilkbaharda olduğunu bilelim arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman Heyelan'ı önlemek için ne yapacaktık? İstinat duvarları yapacaktık. Yamacın dengesini sağlamak için. Başka? Drenaj kanalları açıp oradaki fazla suyun birikmesini engelleyecektik. Yerleşim yeri kurmayacaktık. Bununla Heyelan'ı önlemek için. Heyelan set göllerimiz kimdi? Tortum, Sela, Abant, Yedigöller, Borabay ve Zinav'da bizim Heyelan set göllerimizdi. Peki Heyelan'dan bahsettik. Geldik kime? Erozyona arkadaşlar. Erozyon deyince toprak tabakasının zaman içinde yani süreç içerisinde ne olması aşınması aslında toprağın süpürülmesidir. Toprağın yok olmasıdır ne yazık ki. Bizim erozyondan dolayı birçok toprak kaybımızın olduğunu bilin. Erozyon diğer afetler gibi bir anda olan bir afet değil. Erozyon uzun süreçte gerçekleşiyor. Peki erozyonun arkadaşlar nedenleri nedir dediğimiz zaman erozyon mesela yavaş olduğunu zaten söyledik. Nedenlerinden bahsedecek olursak erozyonda da eğim olmalı mı arkadaşlar? Tabii ki olmalı. Peki erozyon en çok hangi bölgede? Tabii ki bitki örtüsünün en fakir olduğu İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde değil mi arkadaşlar? Yani bitki örtüsünün fakir olduğu alanlarda ne çoktur? Erozyon çoktur. Türkiye'nin birçok bölgesinde erozyon vardır tabii ki. Ha en az nerede derseniz en az Karadeniz bölgesinde diyebilirsiniz. Çünkü Karadeniz bölgesinde bitki örtüsü bol bol var. Şimdi eğim önemli bir neden mi? Neden tabii ki. Hem Heyelan'da hem de arkadaşlar erozyonda eğimin bir neden olduğunu bilin. Peki başka nedenler nelerdir? Ormanların tahrip edilmesi, bitki örtüsünün fakir olması ki erozyonun görüldüğü yerlerin en önemli özelliği nedir? Bitki örtüsünün fakir olmasıdır. Tekrar söylüyorum. Erozyonun görüldüğü yerlerin ortak özelliği bitki örtüsünün fakir olmasıdır. Peki başka nedenler nelerdir? Meraların aşırı otlatılması. Nadas uygulaması tabii ki. Nadas. Başka sağanak yağışlar. Toprağın kuru ve taneli olması. Başka ne yapıyor bizimkiler? Ne hata yapıyorlar? Anız örtüsünü yakıyorlar. Hani şu mahsulden sonra kalan artıklar var ya, işte o artıkları yakmak da erozyona bir nedendir. Peki düzensiz yağış rejimi de etki ediyor mu? Tabii ki etki ediyor. Ve yanlış arazi kullanımı da nedir? Nedendir? Peki biz bir hata daha yapıyoruz. Nedir? O eğime paralel sürülmesi tarım bakın toprağın. Normalde nasıl sürülmeli? Eğime dik yönde sürülmeli. Yani bu hatayı yapmamalıyız. Neymiş arkadaşlar? Tarlayı eğime paralel değil dik sürülmeli diyeceğiz. Peki şimdi erozyonu önlemek için ne yapalım arkadaşlar? O zaman bahsettik bir tanesini. Ne dedik arkadaşlar? Tarlayı eğime nasıl sürmeliyiz? Dik sürmeliyiz. Peki başka ne yapacağız? En önemlisi ağaçlandırma yapmalıyız. Değil mi? Başka eğimli yamaçlarda basamak yani seki yani taraça yapmalıyız. Seki ya da taraça diyeceğiz. Nadas yapılmamalı. Nadasa hayır arkadaşlar. Çünkü nadasla toprağı boş bırakıyoruz. Toprağı boş bırakınca ne oluyor? Toprak tabii ki yok oluyor, gidiyor. O yüzden nadas yapılmamalı diyeceğiz. Peki başka arkadaşlar neler söyleyeceğiz? Yine insanlar bilinçlendirilmeli. Bu arada nadas yerine ne yapmalıyız? Nadas yerine nöbetleşe ekim yapmalıyız. Yeter ki toprak boş kalmasın. Toprağı bir yıl farklı ürün ek. Buğday ek, nohut ek ama yeter ki toprak boş kalmasın. O yüzden ne yapacakmışız arkadaşlar? Nadas yerine nöbetleşe ekim yapmalıyız diyeceğiz. Ve
Barajların ömrü kısaldığı için erozyondan dolayı o topraklar nereye doluyor? Barajlara, göllere doluyor. İşte bakın, o barajların ömrü kısalmasın diye ne yapmalıyız? Barajların yanında ağaçlandırma yapmalıyız. Yani baraj çevresini ağaçlandırma yapmalıyız diyeceğiz. Peki bir diğer afetimiz kimdir o? Selden bahsedelim. Şimdi erozyonun en çok İç Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğunu, ortak özelliğinin görüldüğü yerlerin ortak özelliğinin bitki örtüsünün fakir olduğunu, nedenlerin eğim olduğunu, yine arkadaşlar toprağı bilinçsiz kullanmak olduğunu söyledik. Peki önlemek için ne yapacaktık? Tarlayı eğime dik sürecektik, ağaçlandırma yapacaktık, nadas yapmayacaktık, nöbetli hekim yapacaktık. Aşırı otlatma yapılmamalı, seki taraçı yapılmalı değil mi eğimli yamaçlarda? Bunu unutmayalım. Geldik sel ve taşkınlara. Sel ve taşkınlar deyince arkadaşlar, öncelikle sel dediğimiz unsur nedenleri nelerdir dediğimiz zaman, sel özellikle eğim, drenaj özelliği, bitki örtüsü, ani sağanak yağışlar, yanlış arazi kullanımı ne yapıyor? Sele neden oluyor diyeceğiz. Peki ne yazık ki biz 2020 senesinde de önce Bursa'da ve geçen hafta da yine Giresun'da birçok can kaybı yaşandığını hatırlıyoruz. İçimiz acıyor. Bu yüzden sel de bizim için önemli bir afet. Peki şunu diyebilir miyiz? Coğrafya bir kaderdir. Coğrafya kaderdir. Neden? 2020 senesinde gördüğünüz gibi her önemli hadisede coğrafi bir olay olduğunu göreceksiniz. Yani deprem, çığ, sel gibi her ne yazık ki bu can alıcı afetler de ne yazık ki coğrafyanın bir kez daha önemini gösteriyor bize. Coğrafya önemlidir. Coğrafya kaderdir. Bunu da sakın unutmayın. Peki sel ve taşkınların sebeplerinden bahsedecek olursak dedik. Mesela sel en çok bölge bazında Karadeniz bölgesinde çok mudur? Çoktur. Tabii ki, çünkü yağmur çok. Yani her mevsim yağış olması, ani sağanak yağışlar olması. Bakın etki ediyor mu? Etki ediyor. Ha, sadece orada mı değil tabii ki. Marmara bölgesinde var. Akdeniz bölgesinde var. Değil mi? Bakın sadece Karadeniz bölgesi değil tabii. Ama en sık yaşanan yerlerde Karadeniz'e dökülen o akarsularda taşkınlar çok fazla yaşanıyor. O yüzden bunlar da ne yazık ki can ve mal kaybına yol açıyor diyoruz. Mesela Bartın çayında, mesela arkadaşlar Filyos çayında, bakın buralarda ne var? Ne yazık ki bol bol seller yaşanır. Yine Doğu Karadeniz'de değil mi? Mesela Fırtına Deresi'nde, İyidere'de, bakın buralarda ne vardır? Yine sel afeti vardır diyeceğiz. Sel ülkemizdeki önemli afetlerden birisi. Tekrar diyorum, eğim, drenaj özelliği, bitki örtüsü, sağanak yağışlar, yanlış arazi kullanımı. Bunlar ne yapıyor? Bunlar sele etki eden unsurlar diyeceğiz. Peki şimdi geldik arkadaşlar. Nedir konumuz? Şimdi bir diğer afetimiz kim olsun? Çığ olsun. Ne yazık ki 2020 senesinde bir diğer afetimiz çığdı. Van'da 40 küsur insanın vefat ettiği bir afet. Şimdi çığ, yoğun kar kütlesinin aşağıya doğru toplanarak hareket halinde çoğalmasıdır. Peki bu anlamda Doğu Anadolu bölgesi çığın en çok yaşandığı yerler midir? Evet. Kimlerdir? İşte Van'dır, Hakkari'dir. Bakın başka, yine Ağrı çevresidir. Bakın buralarda Doğu Karadeniz'dir. Çünkü burada yüksek yerler var değil mi? Bakın buralarda ne vardır? Çığ afetinin daha yaygın olduğunu göreceksiniz. Çığ daha çok dağlık ve engebeli olan yerlerde daha yaygındır. Bunu bilin. Çığ da bu yüzden çığ en çok nerede diyoruz? Doğu Anadolu bölgesinde tabii ki daha fazla görülüyor. Bunu da biliyoruz ki ne yazık ki bu sene Van'daki çığ faciasında
41 kişimiz vefat etmişti, içimizi burkmuştu. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın bize inşallah. Bir diğer afetimiz orman yangını. Bu sene ne yazık ki çok sık yaşadığımız bir orman yangını oldu. Adana'da, Zonguldak'ta ve en son Hatay Benen'de ne yazık ki birçok yangınlar yaşandı. Orman yangını bölge bazında en çok Akdeniz bölgesinde ve daha sonra Ege bölgesi diyebiliriz. Özellikle Akdeniz bölgesi çevresinde bu olay daha sık yaşanıyor. Haliyle ormanın en çok olduğu Karadeniz bölgesinde ise nemlilik, her mevsim yağış olması, bu bulutluluk oranının fazla olması ne yapıyor? Orman yangınını azaltıyor. Ama tekrar söylüyorum, en çok Akdeniz ve Ege bölgesi Türkiye'deki orman yangınlarının %70'ten fazlasının olduğunu bize gösteriyor diyeceğiz. Evet, ülkemizdeki doğal afetleri son bir kez hızlı bir şekilde söyleyelim. Sel afetinin Karadeniz bölgesinde, Fırat'ın deresinde, yine Bartın çayının olduğu kısımlarda, Akdeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde sel afetinin olduğunu, Karadeniz bölgesinde yağışı ve eğimin fazla olduğu, Karadeniz bölgesinde heyelan çok olduğunu, yüksek Doğu Anadolu bölgesinde ise çığ afetinin çok fazla olduğunu, ülkemize bitki örtüsünün fakir olduğu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi bölgelerde erozyonun çok yaşandığını ve orman yangının ise Akdeniz ve Ege bölgesinde en sık yaşandığını söyledik ve afetler konusunu bitirmiş olduk. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.